Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız sevgili seyirciler. Küçük bir girizgah yapmıştık. İki takımın muhtemel 11'leriyle devam edelim istiyorum. Hem Beşiktaş'a göz atacağız hem de Fenerbahçe'nin 11'ine bakacağız. Vodafone Park'ta zirvenin sağlanacağı bu mücadeleyi Aspor ekranlarında konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakacağız karşılıklı derken... Karşılıklı yapar mıyız? Yaparız, onu da yaparız. Ne bak, istersen Fenerbahçe'yi yaparız. Fenerbahçe'yi oraya alalım. Fatih Terim'le Erol Bulut'a geçsinler. Tamam. Ben de Beşiktaş'ı buraya alayım. Karşılıklı konuşalım. Ne kadar güzel ve hızlı bir organizasyon Fener oldu. Karşıda ya. Ve Beşiktaş'ın 11'i görüntüde Ersin, Rozier, Wellington, Vida, Ensakala, Josef, Gezal, Atiba, Laiç, Larin, Abubakar. Zaten Turgay Demir o dediğinizi yapıyoruz ama daha az aksiyonlu yapıyoruz. Daha az aksiyonlu versiyonunu yine yaparız. Gerisi tarafların mutabık kalmasıyla alakalı. Ve Fenerbahçe'nin 11'ine bir bakalım. Beşiktaş'ın 11'inden sonra, beklediğimiz 11'lerden sonra. Altay, Gökhan, Serdar, Salay, Caner, Gustavo, İrfan, Can, Osay, Samuel, Pelkas, Valencia ve Samat da beklediğimiz Fenerbahçe 11'i bu şekilde. Turgay Demir'e ilk olarak sözü vereceğim. Beşiktaş'ın 11'inde itiraz ettiğiniz bir şey var mı? Beklentilerinizle örtüşüyor mu? Aynı soruyu Fenerbahçe için de sorabilirim. Fenerbahçe 11 için yani bu 11 böyle çıkartıcı da çıkmaz diyemem. O bilgiye sahip değilim ama şunu söyleyebilirim. Ben olsam böyle çıkarırdım. Onu derim. Yani ben İrfan Can'la Pelkas'ı birlikte... Fenerbahçe tarafından mı bakarak, Beşiktaş tarafından Fenerbahçe bakarak. Tarafından bakarak İrfan Can'la Pelkas'ı ben birlikte kullanırım. Hı hı. Eğer maçı kazanmak istiyorsam. Evet. Yok sadece beraberlik ki ben Fenerbahçe'nin beraberliği hedefleyeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Beraberlik için oynayacak bir Fenerbahçe ise o zaman oraya Ozan'ı koyarsın İrfan Can'ın yerine. Hatta Pelkas'ı da sola çekersin Erol Bulut'un hep yaptığı gibi. Oraya bir tane daha biraz daha koşan bir adam koyarsın. Ondan sonra da kaleye gitmekte zorluk yaşarsın. Dolayısıyla böyle çıkarırdım diyebilirim. Arka tarafı zaten Caner'den bir şüphem var yani. Çünkü... Valencia'nın geri dönüşlerine güvenerek Caner'i koyuyor ama Caner geri dönmüyor yani. Bence Valencia'nın... abi Gezal için koy. Gezal için koy. Yok yok. Ben de onu diyorum. Eğer Gezal'ı burada Caner tutmaz. Caner öne gidince geri gelmiyor. Burada Valencia tutarsa tutar yani. O geliyor geliyor. Geriye gelen o. Onu söylüyorum. Caner gidiyor orta sahada. Oradan orta yapıyor. Yani Caner'in gitmesiyle gelmesi arasında bayağı bir mesafe var. Caner'den şüphem var yani orada. Olur olmaz. Ben olsam orada işte Novak'ı koyarım mesela. Ben olsam orada Novak'ı koyarım. Beşiktaşlı olduğun öne bak Beşiktaş tarafın daha güçlü demek. Karşıda Novak gibi bek varsa tamamen tamamen erkek ben şu anda evladıyla kız evladı arasında bir şey yapmaya çalışıyorum. Hayır şu anda bak şöyle. Dolmabahçe, Kadıköy ben şu an tam ortada işte Kız Kulesi'nin hizasında bir yerden konuşuyorum yani. Tam ortadan konuşuyorum. Valencia Nova perişan eder. Hayatında sevmedi ki Beyoğlu tarafını ya. Nasıl perişan eder? Ya Nova perişan eder Fener'i saati. O sayede kim oynarsa oynasın Nova yani Novak'la çıkacağını hiç düşünmüyorum. Ben hatta yani Valencia geri gelmez kapmış Novak gibi orada mı kalır diyorsun anlamadım. Novak nerede oynarsa oynasın isterse hiç çıkmasın. Çabuk adam yani 8 eder derler ya. Nova 8 eder. Orası Gezal 8 eder Nova yani. Yani ben yanlış söyledim. Yani Gezal o kadar çabuk bir adam değil bana göre. Gezal. Çabuk düşünen bir düşünce, bir adam, düşünce adam, çabuk. Rozier geliyor. Çabuk düşünüyor. Yani Novak'la savunma yapılmaz. Eğer Fenerbahçe Novak'la çıkarsa anlayacağız ki kazanmak için büyük bir irade koymuşlar olacak. Novak'la beraberlik savunma oyunu i̇şte ben oynanmaz. Ben galibiyet dediğim için diyorum ya ben Erol Hoca öyle yapar demiyorum. Ben diyorum ki ben Fenerbahçe'nin hocası olsam bu maçı ben ya Hero ya Mero diye oynarım. İrfan Can, Pelkas, 10 numarada pozisyonda Pelkas. Hiç Sosa'yı düşünmedin. İrfan Can. Samuel. Sol bekte de Nova kullanırım. Ben öyle kullanırım. Yani. Ben Samuel'i mesela herkesin dışında kullanmam mesela. Herkes ortak Samuel der. Çünkü Samuel Beşiktaş'ta Diaby vardı. Böyle acemi bir oyuncu. Çalım atıyor. Hakikaten 3 kişi arasında çıkıyor ama evet. Çalımdan sonra bir şey çok daha yapmaz. Onu bilmiyor. Trabzonlu Sarı Yusuf gibi. Yani bir her şeyi yapıyor. Ulan burada ne yapıyorduk? Burada diyor. Bir şey kaleci, daha vardı. Burada bir şey daha eksik. Yapılıyor diyor. Duruyor orada. Evet. Ya geri dönüyor orada mesela. Ben orada atıyorum yani ne yaptı belli olan eski Dirar gibi belli oranda bir şey yapan kayıt zaten olmaz da ama atıyorum mesela iyi bir Ozan varsa sağ kanatta Ozan'ı kullanırım mesela.
Ozan'ın da ilk 11 çıkma ihtimali üzerine aslında hafta boyu tartıştık, konuştuk. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Acaba Mehmet Ayhan Ozan Tufan'ı kullanabilir mi? Bir kere temel bir çerçeve çizelim. Beşiktaş'la ilgili bir cümle kurmam. Sadece bir cümlede ya acaba hocayla iç oynatır mı oynatmaz mı derim, kapat. Hı hı. Beşiktaş'la ilgili cümle kurmam ben. Çünkü 30. hafta gelmiş ve Sergen Hoca'nın oyunu var, anlayışı var, disiplini var, kadrosu var, her şeyi var. Ha, biz 30. hafta gelmiş 18 artı 4 transfer yapan Fenerbahçe'nin halen ve halen ön taraftaki altılıyı kimin bulacağını düşünüyoruz ve aramızda fikir jimnastiği yapıyoruz. Ön taraftaki altılıyı, hatta arka taraftaki dörtlünün sol tarafını falan biz konuşuyorsak ya bu gerçekten temel problemdir. Yarın akşam Fenerbahçe Beşiktaş'ı yense ne olur yani? Denizli Spor karşılaşmasını kazanabileceğine emin misin? Yani bugün, dün, önceki gün Fenerbahçe ile ilgili muhabirler, yazarlar, yorumcular, ekrana çıkan, radyoya çıkan, gazetede yazan hiçbir tanesi şunu yapar, şunu oynatır diyemiyorlar. Biz nasıl bir futbol anlayışı içerisinde 30. haftaya geldik ya? Ya bu çeşitlemenin artık bir nihayet ermesi gerekmiyor. 30. hafta oyununu bulmadın. Galibiyetlerini sıralamadın. Takımının 11'ini yapamadın. Yani ha, bu Turgay abinin her dediği doğrudur. Selahattin abinin her dediği doğrudur. Turgay abi baştan aşağı yanlıştır. Selahattin abi baştan aşağı yanlıştır. Benim hiçbirini kale alma ya da hepsini doğru söyleyeceğim. Olur mu böyle şey? Biz neyi anlatıyoruz yani? Ha, kadronun şeyi bana, benim olsa Altay Pelkas'ı koyarım. Turgay abi gibi düşünmüyorum. Selahattin abi gibi düşünüyorum. Caner'i oynatırım. Bayağı bir Caner oynatırım. Caner'in her türlü meziyetini ayarlanırım. Ne kadar? Gökhan bile belli değil. Daha bugün İzman'a çıkmış, oynayacak mı oynayacak? Gökhan belli değil. Evet. Ön tarafta en önde Tiam'ı mı kullanacaksın? Valencia'yı mı kullanacaksın? Sağ tarafta Turgay abi doğru bir şey söylüyor. Çok büyük maçların adamı olup olmadığı konusunda kuşkumuz var. Ben oynatırım da. Osay Samuel. Osay Samuel. Merkeze geliyorsun. İrfan iyi mi? Gustavo oynar mı? Sosa iki maç kazandırdı, dışarı bıraktık. Döndük. Ozan oynar mı? Pelkas on numara. Tamam. Pelkas'la Altay dışında hala kafa karıştı bize Zalai'yle. Serdar'a koymak lazım. 7 oyuncu kafam karışık yani. Evet. Yani hala şey çok net ama bir 11'den bahsedemiyoruz. Benim bilgisizliğim, cehaletim, öngörememem değil. Niye Beşiktaş'ta sadece acaba la hiç oynar mı sorusunu yarım ağız soruyoruz da öteki tarafı soramıyoruz. Ya bu bugünün sorunu değil ki. 30 haftada sen bir şey yapamamışsın yani. Fenerbahçe'nin sakat var mı? Mesut. Cezalı var mı? Yok. Selahattin Kınalı. Temel problem o yani. Bir zenginlik var, bir de paralı fakirlik var. Yani paran olması zengin olduğun anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin parası var fakat futbol aklı konusunda fakirlik yaşıyor. Biz Erol Hoca'nın, ben Erol Hoca'ya inanan biriyim bu arada. Hala da inancım kaybetmedim yani. En azından savunmayı oturttuğunu konuşuyorduk. Fenerbahçe'den bu kadar nefret bir döneme kadar. Efendim? Fenerbahçe'den bu kadar nefret ediyoruz. Ha? Erol Hoca kalsın, devam hayat etsin. Kimseden nefret seneye de kalsın. Kadar, hayat yok, kimseden nefret edecek kadar uzun da. Değil. Evet. Hayır, şaka yani. Diyorum da yok yok. Erol Hoca kalsın, devam etsin yok, der gibi. Yok, anlıyorum ironini tabii de ama ben gerçekten sabır gösterilirse ben Erol Hoca'nın hadi diyelim. Mesela sana böyle düşündüren ne mesela? Alman disiplininden gelmesi, duruşu, vücut dili bunlar önemli hangi şeyler. Hangi duruşu? Konuşmaları... Mesela Trabzonspor maçına çıktı bu arkadaşımız, evet. Kupada. Gitti Başakşehir formalarını giydi ya kenarda.